Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev, büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. Kalk dedikodu yapmaya geldim. Kanal D ekranlarındaki pazar klasiğiniz Evrim Akın'la ev gezmesinden herkese merhaba. Sizler pazar kahvelerinizi yudumlayın, bizler de programımızın pozitif enerjili, güler yüzlü sunucusu, başımızın tatlı belası Evrim Akın'ın yanına gidelim. Evrim Akın'la ev gezmesinden herkese merhaba. Efendim bugün hepinizin çok sevdiği pop müziğin güzel seslerinden biri Tuğba Ünal'ın evindeyiz. Bakalım neler yapacağız. Evrim Akın'la ev gezmesi bu hafta köşe yazarı, şair ve şarkıcı Tuğba Ünal'ın şirin mi şirin ve bir hayli mütevazı evine konuk oluyor. Bileyim ben. Ne örüyorum bacım, ne örüyorum? Ne örüyorum, lastik örüyorum, atkı örüyorum. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Dilber dansına bir yorumda şarkıcı Tuğba Ünal'dan geldi. Olmuş, kalbe getirmişiz. Örgüler örüldü, makyajlar yapıldı, şarkılar söylendi, gözyaşları sel olup aktı. Evrim Akın'la ev gezmesi bu bölümde köşe yazarı, şair ve şarkıcı Tuğba Ünal'ın evine konuk oluyor. Parolayı mı söylesen yoksa ne? Bu güzellik çalışmıyor. Nedir böyle? Bu nasıl güzellik? Evrim hoş geldin. Bu nasıl? Birazcık şunu daha bas. Çalacağım. Sonra benim şarkım çalacak. Ah olmaz olmaz diye devam edecek ama basmadı. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Ne güzellik böyle. Ne güzellik. Evet, bizim sanatçılarımız şahane. Taş gibidir. Ne yapsak, kapıyı kapatsak mı? Kapatalım. Ha, gelenler vardır belki, gelmek isteyen olursa. Kim geldi? Herkes açık. Gelmesin kimse. O poşetin içinde ne var acaba? Güne gelen teyzeler gibi gelmişsiniz. Teyze derken yine bir hadsizleştin. Dikkat ederseniz gibi dedim ama. Ha gibi. Neyse olsun, rol gereği teyze de olurum, söyle. Durun tahmin edeyim. Yolluk kraker, gün terliği ya da çetik mi var yoksa? Öyle san sen. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun içinden çıkacak şey var ya, inanamayacaksın. Ben belki bugün seni ağlatabilirim. O zaman içinde yiyecek bir şeyler var. Bakın öyleyse buna çok sevinirim. Gelir gelmez sizden de bir şey istedim mi? İstemez olur mu? Ama sürpriz söylemeyeceğim. Ondan sonra da üzülüyor, ben niye kilo alıyorum diye. Bir şey söyleyeceğim, Tuğba Hanım bizim için bir sürü ikramlar almış. Tabii ki hepsine tek tek baktım. Hepsini yiyecekmiş. Yer. Yer. Korkuyorum. Finalde, sezon finalinde beni yemesinden korkuyorum. Yiyebilir valla. Ama buradan çıkacak şeye inanamayacaksın. Sana özel. İçeride göstereyim. Buyurun efendim, buyurun. Evet, klasik kapı önü sohbetimizi yaptıktan sonra başarılı şarkıcı ve şair Tuğba Ünal'ın şirin mi şirin, küçük ve mütevazi evine bir göz atalım. Anladığımız kadarıyla Tuğba Hanım sadelikten yana. Evde neredeyse göz yoracak hiçbir obje yok. Mobilya seçimleri de spor şık. Nasılsız efendim? Efendim, çok bunu biraz sen nasılsın bir tanem? Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağlığımıza duacıyız efendim. Hayat nasıl gidiyor? Güzel. İyi. Anneniz Ankara'da mı yaşıyor? Evet, aile orada yaşıyor. Ay. Ben de 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Çok şahane bir eski eşim vardı ama ben evliliği yapamadım. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık. Sonra ben geldim, İstanbul'a yerleştim. Mesleklerim değişti. Bir sürü bir şeyler yaptık. Turist rehberiymişsiniz önceden. Kokartlı artı İngilizce öğretmenliği yaptım bir dönem. Nereleri gezdiriyordunuz? Safranbolu, Amasra, bir dönem böyle çok az İspanya, işte Valencia, Granada ama sonrasında artık turizm biraz yordu. Dedim ki hazır mikrofon var, biz bunu televizyona taşıyalım. Ecnebileri mi gezdiriyordunuz? Ecnebiler, evet. Aynı genelde güzel. Yabancılar. Artı Safranbolu'da okudum ve İngilizce öğretmenliği yaptım o dönemde de. Sonrasında televizyon programı, Ankara'da özel bir televizyonda. Turizm güncesi programı. Ardından işte bir sürü bir şey, yavaş yavaş şiir kitapları, şiir albümü, şarkılar derken İstanbul'dan bir Tuğba Ünal doğuyor. Ben İstanbul'a geldiğimde bir tane sırt çantam vardı. Bugün meslek de tabii elbette. Bugün marka turizmden, çantaları var. Bugün marka çantalarımız var birazcık. Evet, ona da değinmek çok önemli bir şey.
Her şeyi onlara yatırmışım. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü olsun. İnsan neyle mutluysa öyle devam etmeli bence de. Hakikaten yani bir tek sırt çantamla geldim ve neresi de çok iyi. Ama söyleyeyim. Ama diyorum ya ben hep Fransız yani... sokağında. Aa. Evet. Orada yaşamaya başladım. Cihangir falan filan. Sonra geldik işte güzel. İstanbul manzarasını birazdan izlettireceğim sana. İstanbul ayaklarımın altında diyorsun. İstanbul ayaklarımın altında dedim kitaplara ve şiirlere. Geçen öyle bir söz yazdım. İşte Allah herkesin kalbine göre veriyor Evrim'ciğim. Evrim Hanım çok şaşırdım. Tuğba Hanım'ın 15 yaşında bir de kızı varmış. Evet, genç anne olmuştu. İyi yapmış, çıkmış aradan. Adı ne? Öyküm. Öyküm. Benim en güzel öyküm diyorsunuz canım yani. Kızım. Evet, kitabımın adı zaten Öyküm Sensin. Hmm. Ve... kucaklar dolu sevgiler. Zaten benim bir ayağım Ankara, İstanbul. Yani orada da evim var. Çocuğuma inşallah böyle iyi bir anne olabiliyorumdur. O yani. Ankara'daki eve de gidiyoruz. Evet, oraya da muhakkak beklerim. Öyküm 15 yaşında. Ay, çok akıllı, çok böyle... Anneanneyle mi takılıyorlar? Yok, babasıyla. Babasının çok güzel bir evliliği var şimdi tekrar. Şahane, mutlu hayatları var. Benim de kendime ait bir yolum var artık. Şiirlerden yola çıktık. Bir hobiydi, mesleğe dönüştü. Ama tabii ki destek olunması lazımdı Evrim'cim. Sektörden de çok güzel şair arkadaşlarım, yazarlar, işte sunucular, oyuncular hepsi. Tek tek isim verebilir miyim bilmiyorum. Böyle sayfalarcadır belki. Çünkü ben samimiyetle bu yola çıktım. Cesaret başta. İnşallah kısmet olursa da üniversitelerde söyleşilere başlayacağım. Yeni yeni Tuğba Ünal'lar çıksın diye. Cesaretle başladı her şey bende çünkü hiçbir şeyim yoktu. Yani düşün, müziği bilmezken müzik yapar hale geldim. Falan filan böyle bir sürü güzellik yaşadım yani. Şu anda da çok o duygunun tepesini yaşıyorum. İnşallah canlıya da geçtik. Daha ne isteyeyim Allah'tan? Tuğba Hanım'ın 9. mesleğiymiş. Evet, meslekler bayağı var. Evet. Rehberlik. Bir dönem, yani gerçi onlar hep sanat bütünü olduğu için hep birbirinin bağlantısı. Bir ara yazarlık reklam var. Seslendirmesi yaptım. Öyle mi? Evet. Sunuculuk var. Upper Intermediate İngilizcem varken tercümanlık yapıyordum ama şimdi kullanmayınca ne olur? Gider. Gider. Bence de gidiyor. Kullanmayınca ne yapacaksın? Peki bize İngilizce bir şarkı söyler misiniz? Hemen. Hemen. Evrim Hanım, küçük bir sorunumuz var. Tavukları tezgaha çıkarmıştım da onları bir tencereye mi koysak önce? Ay sen zaten her şeyi elini sok. Hadi kaynatırken söyler. Don't cry for me Argentina diyelim. Oo, çok severim. Don't cry for me Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Kollarıma da sular geldi de bunun bir tabağı almam lazım. Bir saniye. Evrimcim, bu arada sana şahane, özel, böyle Anadolu'ya özel bir şeyler yaptım. Bil bakalım ne yaptım sana. Tavamızın yerini karıştırdım. Angara tava. Görüyor musun? Atayım tutturayım. Angara tava mı? Yani. Hayır. Hayır. Biraz böyle sulu bir şey. Sulu. Ama kilidine yani, bandım. Birlik beraberlikte, böyle kalabalık sofralarda. Yozgatlı gibi ol. Biraz. Bir şey yutulur hani. Arabaşı. Evet. Bilmiyorum, hayatında hiç yuttun mu? Hiç yutmadım. Yutabilecek misin peki? Sanmıyorum. Bir challenge yapalım istersen. Çiğnemeden yutulan değil mi? Kız yalnız yanmıyor. Şöyle. Sıcak olmaz mı? Yani aslında... Ya internette gördüm tabii, oradan biliyorum. Yozgat'ın nesi meşhur diye öyle bir araştırmaya girmiştim. Aslında şunu... Arabaşı çıktı hep karşıma. Bir de Yozgat'ın kebabı varmış. Tandır kebabı mı diyorlar? Aslında onu çiğ hamur gibi düşünebilirsin ama o çiğ değil. Yani muhallebi kıvamında oluyor ve neyse. Neyse, o tavukları haşlarken biz günün starına geçelim mi? Geçelim şuradan. Elmas var sanki elinizde, sıkı sıkı sarılmışsınız. Aa, gün poşetim bu benim. bak bu sana doğum günü hediyem bu arada. Bana? Hı hı. Ocak ayından beri çalışıyorum sinsi. Bitiremedim tabii ki tembellikten. Ta. Doğum günü hediyesi mi? Sana çok yetenekli değilim. Annemden özendim. Ay! Yünüm düştü. Sana atkı örüyorum. Bu son şeyim, yumağım. Böyle uzun bir atkı yapacağım. Sonra böyle ucunu dikeceğim. Böyle çevirerek dolayacaksın boynuna. En sevdiğim renk. Gerçekten mi? Kırmızı seviyor musun? Hatırlıyor musunuz? Yılbaşında kırmızı giyinip gelmiştim. Çok yakıştırmıştınız bana. Doğru. İşte sana hediyem, duygulanacaksın dedim. Duygulandın mı bakayım? Hiç tahmin etmemiştim. Benden beklemezsiniz değil mi böyle şeyler? Vallahi ellerimle ördüm. Çok da sana üstüne geliyorum ya. Böyle dedim, gönlünü alayım. Tabii bak, şimdi örgü şekilleri var. Sen bilmezsin. Sen erkeksin ya. Bak, benim annem böyle koyar.
kibar ya annemi. Hani tanıyorsun sen annemi. Böyle yapar. Bir de şu tartı şöyle alır. Böyle örüyor, tamam mı? Peki ben? Ben Ankara bebesi. Biliyorsun. Ben bildiğin anneannem usulü bak. Böyle atıyorum. Buradan bunu sokuyorsun, bunu buradan doluyorsun, bunu buradan çıkarıyorsun, bunu buradan sokuyorsun, bunu buradan doluyorsun. Yani bana doğum günü hediyesi yapıyorsunuz öyle mi? Evet, sana özel. Ellerimle ördüm, bak Ocak ayından beri örüyorum. Hem çalışıyorum hem eve gidip örgü örüyorum sana. Bir taneciğime. Çok teşekkür ederim Evrim Hanım. Ben teşekkür ederim, iyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Marifetlisin hayatım. Ya. Gerçekten ciddi yapıyorsun yani. Herhalde ben kız. Ben hayatta hiç bak. Bana inanmıyor birçok insan ha ispatı. Hiçbir yaptığıma konusunda inandıramıyorum kendimi. Yemek yapıyorum diyorum inanmıyorlar. Yaprak sarma yapıyorum diyorum inanmıyorlar. Şimdi ben sana geleyim. Gel sen aşkım. Sen ne yapacaksın bana bakalım. Aa ne istersen Ankara tava yaparım sana. Olur. Meşhur yemeğimiz bizim biliyorsun. Ama biz nasıl yiyeceğiz ya? Biz kendimize dikkat ediyoruz yani. Az yiyeceğiz. Tatlıları yemiyorum mesela. Tuzu azalttım. Hı. Yani bir sürü böyle şey. İki düz bir ters mi oluyor? Tabii ne ki tek oluyordu? Bildiğim o kı. Ankaralı oldum bak şimdi. Tek bildiğim bu ne bileyim ben. Ne örüyorum bacım ne örüyorum. Ne örüyorum lastik örüyorum atkı örüyorum. Ne zaman bitecek Allah kısmet ederse işte bu? İşte şu bitince. Az biraz kalmış. Benim de yoğunluğumla alakalı tabii. Ama bayağı yere bayağı bitmiş. Şapkası da olacak mı bunun? Bak Ebru'ya ördüm. 10 parmağında 10 marifet. Estağfurullah. 10 parmağında 10 marifet. Yok annem daha güzel örüyor. Bu aşkım benim, çok güzel gerçekten. Ama ilk anneme de ördüm yani. Bir tane. Ben de beyazını istesem senden. Sana da örerim. Oh ne güzel. Kışımız bitti ama önümüzdeki artık kış kullanırız. Önümüzdeki günleri. Başımın tatlı belası Evrim Hanım'ın örgü sohbetine kısa bir ara verelim ve Tuğba Hanım'ın şirin evindeki diğer detayları ekranlarınıza taşıyalım. Tuğba Hanım'ın Uludağ manzarasına piyanosu ve gitara eşlik ediyor. Lütfen. 2019 yılında Tayfun kanıma girdi. Sesin çok güzel. Tayfun? Hadi gel. Hadi neyisin, iyisin, iyisin, söyle bana bilirsin. Benim de müzisyen arkadaşım o zaman, Oykan. Hadi şiir okuyorsun, tamam ama şiirle nereye kadar? Hadi şarkı söyle diye ama bir eksik bir şey var. Ayşe güzel bir şiir okusanız bize. Ya bebeğim, elbette okuyacağım onu da. Valla çok severim. Kadınlara yönelik hatta. Hemen okuyayım mı yoksa imzadan sonra mı? Nasıl isterseniz, size kalmış. Kadın dediğin senin gibi olmalı. Gözlerinde her daim ıslak nemli bulutlar dolaşmalı. Kadın dediğin senin gibi olmalı. Evrim gibi olmalı. Kadın dediğin senin gibi olmalı. Gözlerinde her daim ıslak nemli bulutlar dolaşmalı. Kadın dediğin senin gibi olmalı. Gözleri yeşil yeşil bakmalı. Bak. Hemen. Güzel. İşte. Sana o zaman ne diyorum? Bunun ismi nedir efendim? Kalbince. Her şey kalbine göre olsun. Ay bu saçlar çok güzelmiş. Benim de bir dönem böyleydi. Aşkım, bayağı kısaydı. Çok kısa. Kaç ama senesi bu? Çok rahat. Ya 4 sene önce. Dünyanın en rahat. Çok rahat fakat hiç taramam. Her yerde olmuyor o. Yani çok aslında ben de çok sevmiştim de bakalım artık kısmet. Efendim imzamız artık birazcık daha değerli hale geldi. Konserler de başlıyor hali hazırda. Senin de uğrunla, Kanal D'nin de uğruyla Makedonya'ya gideceğiz bayramda da. Oo. İlk kez orada sevenlerimizle buluşacağız. Köpürüyor tavuğun, sinirlendi galiba. Ha bakmamız köpüğünü lazım. Köpüğünü al köpüğünü. Dur. Kız. Benim. Kısın altına. Biraz bunu kapatalım. Ben de anneanne gibi. Bu arada kaç dakika oldu? Kıs altına. Saati kuramadım ama. Bebeğim dur. Ben bunu başardıysam her şeyi yaparım. Çok zor. Ya. Vallahi yemin ederim baksana o daha ayrı önce yapmadınız durma mı hiç? Hayır ilk kez yapıyorum. İlk kez, ya bu da ilk büyük kez sana özel. İlk kez ekranda sana özel. İlk kez sana özel. Ay kurban olurum. Teşekkür ederim. Sen de sonra ama ne yapacaksın? Onun ununu kavuracaksın. Ha, un kavuracağım. Unu kavuracaksın. Ben ama onun kokusuna tahammülüm yok. Unu siz kavurun, diğerlerini ben yapayım. En kolayını sana verdim ama. Evrimcim, inşallah çok seveceksin. Ama bunun biraz azıcık daha açlanması lazım. Kim devirdi benim örgüyü? Bizim çocuklar örgüyü deviremediler de kendilerini deviriyorlar. Allah korusun. Azıcık daha haşlanması lazım. Biraz daha dursun. Arabaşın özel, sen niye böyle zor bir yemeği seçtin diyorsun değil mi? Hı. İtalyan mutfağı var, daha kolay makarnalar var. Aşkım makarna yapmış şahane. Keşke ben de orada olsaydım. Ben yaptım ya, o mu yaptı sanki? Ne güzel şey yapmış böyle soslu moslu. Yemek iyi yapan kadın da yani. Candır değil mi? İnsan seviyor ya, candır. Evet. Çiğ tavuk yapmasaydı iyiydi ama. Köy tavuğuyla alakalı bence. Organik tavuk ne yapayım? Ay gezelim mi şöyle bir? Tabii buyurun efendim.
Evet. Piyano yalnız... Ay çalabiliyor musunuz? Biliyor musun? Aşağıda çalacağız. Şöyle. Orçun Saygınlı şahane bir... Bu arada evet Kanal D'de ilk defa sizler özel. Evrimcim canım benim bir tanem sana özel. İlk kez canlı söyleyeceğim. Yani piyanonun başında Orçun Saygınlı olacak. İneriz birazdan. Birazdan onu yapacağız. Allah ben neleri kurcalayayım. O işte marka çantalar bunlar değil mi? Ya işte her şeyimizi ona verdik işte ne yapalım. Ay rengi çok güzel değil mi? Maviler. Rengi minnoş. Hiç uymadı bana ama şu anda. Şimdi onlar da alınmıyor gerçekten. Aşırı pahalandı. Çok pahalandı ya yani, her şey. Neyse bunlar ben bir de... İyi ki zamanında almışsın. Şey azaltmayı çok seviyorum artık hayatım. Her şeyi azalttım gerçekten. Yani kıyafetler, arkadaşlıklar, dostluklar zaten azaltılmaz. Dostum zaten azdır. Taçlarımızla biz taçsız. Yakıştı mı? Ankara'nın yani taçlılarıyız biz. Ankara bebesi olmak kolay evet, değil. Evet, şunu da şöyle koyduk. Aa, bu daha uyumlu girdi. Aslında değil kafama mi kahve? Girdi. Daha uyumlu olacak böyle. Böyle bir şey işte. Kadın hep öyledir, sürsüdür ya zaten yani şu. Kıyafetler, ayakkabılar, onlar bunlar. Allah bu ne ya? Allah aşkına bunu kullanıyor musun gerçekten? Hali, evet. Ya şaka makyaj ne koyuyoruz? Ruj koyuyorsun içine. Evet ruj. Bir davet ruj. Açılış falan değil mi? İnanmıyor bunlar ne hepsi ya? Hepsi minti minti. Benim bizim gibi ya. Biz minyonuz ya. Biz minyonuz biraz. Minyon değil miyiz? Minyon mu? Sen minyon değilsin ya. Minyon gayet ya. Boyun var. Minyon bana denir mi de yönetmenime denir. Benim yüzüm dektir bakayım yani. Bakayım ne kadar. Çok fazla değil ya. Biraz. Şu kadar. 1.65 benim boyum. Minyon değil 1.65 minyon, değil minyon. Mi? Eller küçük olduğu için böyle hep minyon derler. Aşkım benim ismi lazım değil. Ünlü bir arkadaşım var. Boyu 1.78, ayağı 38 numara. Ha. Esas sen şu güzelliği görmüyorsun. Bunu kumandası orada kaldı. Dur bir dakika getireyim. Ay bir dakika bu çok özel bir şey biliyor musun? Şimdi ben Evrim'e şarkı söylettireceğim. Şimdi o bana söylüyor. Yani? Ben birazdan geliyorum. İnşallah bakalım. Ya gelirim. Hadi canım yok artık ya. Daha onun mini de vardı artık nerelerde ya Ankara'daki evde kaldı ya da burada. Bir dakika ya evcilik oynarım ki ben bununla. Siz çantalarla takılarla ilgilenin ben de ocaktaki tavuğa bakıp geleyim. İş başa düştü. Evrimcim bak şarkı söylediğin zaman senin sesin ayarlanıyor. Bir şey söyle mesela. Ne olur bak bana biraz çocuk muyum değil miyim? Devam. Sen küçücük. Güzel melek bu şarkı. Öyle olsa sevmeyi bilir miyim? Nereden geldi aklıma o benim? Unutuldum, unutuldum. Kurutulmuş güller gibi. Yosun tutmuş duvarlara. Yazılmış güller gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez. Bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevdam. Ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Böyle bir şey. Evet. Bütün aşklara selam söyledik. Ödüllere de mi baksak? Ödüllere bakalım. Evet. Nereden ne almışız? Kitaplar, şiirler, yılın şarkılar. Yılın parlayan kadın pop müzik sanatçısı. Evet İlhan Şeşen'in şarkısıyla aldım onu. Sensiz Olmaz şarkısıyla. Sevgili İlhan Hocam sağ olsun bana ciddi anlamda destek oldu. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım. Durulmaz, ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yani birazını Ankara'daki evde, birazı burada. Artık oraya da gelirsin. Yazın Bodrum'da oluyorum çoğu zaman. Yani orada arkadaşımın bir evi var. Bu da çok güzelmiş. Beraber orada artık yavaş yavaş etkinlikler yapacağız. Evet, o da güzel. Böyle bir yaz kokusu gibi değil mi? Yaz gelsin artık. Evet, çok evet, güzel. Yaz zaten, kış gelmedi. Hiç kış gelmedi ki, kar yağmadı ki. Yani Ankara'da gittiğim zaman biraz yağdı ama İstanbul hiç görmedim yani. Ben bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Bu çok özel bir koku, değişik bir şeyim. Merak ettim. Kokulara efendim önem veriyoruz. Aslında çok fazla kullanmıyorum çünkü biraz tiroidlere hafif bir zararı var. Buraya sıkmayın diyorlar. Evet. O yüzden şöyle. Havadan böyle. Aynen. Saçlarına yap, saçlarına bol. Saçından böyle gelecek, kıyafetinize sıkın.
Aynen cildinize öyle. Cildinize fazla temas etmesin. Geldik en fazla para verdiğim şeye. Makyaj malzemeleri. Hadi aç dök şuraya oynayalım. Açık evcilik oynayalım. Hadi gel. Açık evcilik oynayalım. Hadi bu da çok güzelmiş. Hadi oynayalım. Ben böyle bakalım. Otantik şeyleri de seviyorum. Hoppa! Hoppa! Bu. Anılar, umutlar, efendim nereye gidiyorsunuz buradan? Bugün nereye gidelim? Restorana gidelim. Restoran makyajı. Date'imiz olsun. Hiç var mı? Neyse gidelim. Restoran makyajı yapayım. Şimdi. O göz kapağı için biliyorsun yani. Hı-hı. Far. Ama highlighter gibi de kullanıyorlar biliyor musun? Artık kullanılır. Her şey ürünler o kadar farklılaştı ki. Ben size bir highlighter yapayım şöyle. Evet. Evrim Hanım uzaydan görünen highlighterlar. Şuralara birazcık yapıyorsun da değil mi? Birazcık da kendine sür. Süreceğim. Aynen. Hı, bak. Oo. Görüyor musun? Hı. Evrimcim sana şöyle bir şey yapacağım ama nasıl bana şey? Hangi rengini yakıştıracaksın? Bak böyle bir glitter. İşte bana böyle pullu payetlerle gel. Şimdi akşam ne giyeceksiniz? Ne renk olacak? Bununla mı gideceksiniz? Hayır. Böyle bordo. Karışımı böyle kahverengili. Ha, o zaman altın tozu koyayım ben size. Bence sarı koyalım. Değişik olsun ya. Ben böyle farklılığı çok seviyorum. Onu da koyalım. Evet. Bir deneyelim. Makyaj Evrim'den efendim. Bakalım. Önce şundan. Glitter gözümü kapattım. Evet. Şuralara koyacağım. Elleri o kadar yumuşak, öyle hassas ki vallahi. Ben biliyor musun makyaj yaptırmayı çok seviyorum. Ya. Çünkü böyle bir deşarj oluyorum yani. Biri dokununca hoşuna mı gidiyor? Evet. Dokunsal bir insanım zaten. Bir hoşuma gittin gidiş o gidiş. Eyvah. Erkan'a buradan sevgiler. O da biliyorsun. Simcanlı hemşerimiz. Erkan Sanal. Ben Dilber dedi. Bütün komşularıma zaten sürekli Ankara havaları dinletiyorum. Dedim ki bir gün herkes açık Ankaralı olacak. Oynarız. Dilber evin markın yok mu? Hep aklımda duruyorsun. Bir Ankaralı olarak siz de Dilber dansını yapabiliyor musunuz? Biraz yaparım. Çok yapamam şu anda. Öyle eğilemem de. Ben kendi tarzıma göre. Bacağını, hep canımı sıkıyorsun. Hemen şarkıyı açıyorum. Hemen açalım. Gittin, gidiş o gidiş. Diye böyle. Biz arkadan şeyimiz var. Aynen. Nerede vefasız, nerede hayırsız bulmuş, kalbe getirmişiz. Dilberevin barkın yok mu? Yok. Yok dediği zaman zaten bitiyoruz. Yok. Oldu mu ya? Bilmiyorum fazla mı oldu? Bir aynayı görmem lazım. Aynamız nerede efendim? Bitince. Ayna. Saça yok. Da bulaştı. Saçlarda bir yara sarı yaptık. Aa, kendi güzel oluyor saçlarda. Bir dakika. Sonra. Ben doğallığı daha çok seviyorum Evrimcim. Ben de sahnede parıltı payet. Suratımda da estetik yok çok şükür Allah'ıma benim şükürler olsun. Olurdu. Şükürler olsun. Ama azıcık hafif parıltı payet bayılır. Bak bakayım hafif yaptım ama. Oo şahane. Saçtaki nasıldır ya ama? Onu sen şimdi yaptın. Oradan mı geldi? Bu bulaşmıştı şunu yaptım. Ben yaptım. Ay ne kadar şuradaki. Güzel. Bir tane daha yapsana ya çok güzel. Nereye yapayım? Baksana. Saçı şuraya. Mı? Buraya da yeşil yap hatta. Değişik olsun. Ne tatlı ya. Ben böyle uyumlu insanları çok ne seviyorum. Ne kadar her tarafından vallahi marifet akıyor resmen. Estağfurullah. Ay çok güzel. İşte benim görmek istediğim hep pırıltı, hep payet, hep mutluluk, hep kahkaha. Biliyorum. Yıllardan beri bildiğim için çok seviyorsun sen böyle ışıl ışıl çırıl şey. Bayılıyorum. Var mı kıyafetler Burak öyle? Burak Enler olmuşsun mu birazdan? Tabii. Tuğba Hanım Dilber dansı için küçük bir prova yapsın, biz de o esnada başarılı şarkıcının eşyalarına daha yakından bakalım. Şimdiye kadar evdeki tek ışıltılı şey Tuğba Hanım'ın far paleti olabilir. Ve Tuğba Hanım'ın sahne kostümleri. Aman! Gözlükler de o biçim.
çalabilir miyim? Çal ya. Çal. Duş bozulacak. Neyse. Ay sürerim ben. Makyajın var burada. Doğru ya. Başla. Dur biraz havaya girmem lazım. Ha evet. Nazar değdi çabuk. Oh. Erkan sevgiler, Erkan Soner Sincanlı dostumuza. Dans güzeldir ya. Ay timlerim şey var benim. Kevser'e bak tepkisi. Küçük çocuk gibiyim değil mi? Şahane her şey. Küçükken de yapardım, annem kızacak. Sana da çok yakışır ama simliler. Sen yapıyor musun arada öyle ama gerçi sen genelde sade yapıyorsun gözlerini. O boyu beni yap diyorum yapmıyor. Bak çok değişik. Onu da ben yaptım, evet, güzel yapmış mıyım? Bak yüzüm çok üzgün şu. Yaklaş yaklaş gel. Kevser var ya. Kevser beni gebertecek. Ama çok güzel. İşte Evrim Hanım'ın marifetleri burada efendim bakın. Styling aynı zamanda. Evet. Daha bile var ya. Şuralara gel bakayım şimdi. Oraları da artık bir dahaki bölümde. Şimdi burada bir dahaki böyle. Bölümde. Bir dahaki bölüme. Beş bölüm çekiyoruz. Bodrum'daki evde yaparız. Ay işte. Gel aşkım. Sen o cekete bak cekete boş ver. O etek de güzel cekette. Aşktan yüreğim çok şeyler. Yandı. Ben biraz böyle şey tasarımlar seviyorum. Dur giyeyim mi bir? Tabii. Buyurun efendim. Japanese. Japanese girl ol. Japanese girl. Hı. Bak. Arigato. Nasıl açtı değil arigato mi? Tek bildiği. Ha, konnichiwa. Konnichiwa mıydı? Neydi ya? Vardı benim Japon arkadaşım şunlar ya. Şunlar birazcık daha şey. Mariko. Bunlar biraz derin dekolte. Oo, sahne için mi? Sahne için bak bunlar. Burada pırıltı payet. Çok güzelmiş. Öyle işte. Bu çok güzel. Aa onlar gel, ne? Gel bak. Onlar da öyle uzun uzun etekler böyle etek aşağılara mi? Doğru. İndirsene. Evet. Onları da indirelim. Çok artık fazla giymiyorum bunları ama hadi indireyim bunları sana. Aa yırtmaçlı falan. Evet. Güzel. Bunlar böyle etek mi bu? Sade şeylerle, basic tişörtlerle çok güzel oluyor bir tane. Bele baksana İspanyol arkadaş. Şeyler. Ya aynıyız işte benden, seninle. Hayır küçük benim benden. Ha, öyle mi? Bence öyle. Bak işte bunlar böyle şeylerimiz işte. Ben de Banu Alkan otuşları gibi sandım oradan görünce. Onlar nereye mi yapacaktım? Neredeler? Onlar Ankara'daki evde. Otuşlar Banu Hanım da o da çok sevdiğim çok dostum. Çok öpüyorum canım buradan. Canım benim bir tanem o da yeni evlendi Allah. Evet ilk bizim programımızı açıkladı. Çok tatlı dünya iyisi. Çok seviyorum. Lady'm o anlar. Lady, tam evet. O anlar. Banu Hanım'a da sevgilerimizi iletelim. Evrim Hanım çekmeceyi de bir açın bence. Şaka nerede? Biraz yarısı burada. Açıyorum. Açtım. Ooo. Hemen rengarenk. Evrim'in nasıl tarzı belli? Hiç nerede böyle rengarenk bir şey var. Hiç tarzım değil aslında. Hiç siyah sen sevmiyorsun. Nasıl? Evime gel simsiyahım ben. Hep rengarenk. Ben programda seviyorum. Elime attığım nasıl ama? Ay çok yakıştık ya. Bize herhalde bir reklam filmi gelsin artık değil mi böyle? Beraber çekelim. Aynen. Ay çok güzel esas bu. Esas şuna bak. Tam retro mu diyorsunuz? Retro. Etro mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Şu. Etro bu mu? Bu tam sahne şey. Şimdi var ya rapçiler falan yapıyorlar ya bir de bunu tekrar söylersen. Yo yo yo. It's your birthday. Na 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 na. It's your birthday. Bak. İşte onlar rapçilerin yani. Yo, bir ara yo, rap de yaptık yo. Falan onun şey. Angara ayaz ruhumu keser. Bir cebimde yok. Evet. Kapital. Bir cebimde. Ben böyle birazcık daha şey. Anam bunlar seviyorum. Büyük bana. Ben biraz evet. Bir tak sen tak o zaman sen de görelim. Tak aşkım. Sen seversin değil Evrim. Bakayım. Sevdin beni. Ha çok güzel bak yakışıyor kaldırıyor onun yüzü benim. Küçük çok... suratım var benim. Küçük. Küçük kız o da. Kendiliğinden küçüldü bir anda. Bizim biliyorsun Nuray Sayar'ı. Koşturmaktan. Evin küçük kızı ya bizim. Selçuk abimiz. Ben ortanca oldum. Annem öyle hep yaptı. Hep sısan oluyor senin de çünkü suratın küçük olduğu için. Bu yakıştı. Artımız şey. Bütün gözlükler uyuyor. Onlar da bileklikler falan. Bu esnada tavuk kaynıyordu da ne oldu bilmiyorum. Güzel artık, kokuyor. Allah'a o zaman emanet. Biz müzik stüdyosuna inelim. Evet, sonra gelelim. Yemeğimizi yapıp yiyelim. Aynen öyle. Şimdi Orçun Bey bizi bekliyor. Aşağıda güzel bir kanalda ailesine. İlk kez bu arada gerçekten üstüne basa basa söyleyelim. Canlı. Üstümüze basma ben gitar. Söyle. Gitar diyorum şey. Piyano ve yapıyoruz hadi. Hadi. Gelin devam ediyoruz. İnanmıyorum. Ah inanın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İki güzellik. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Buyurun lütfen. Ziyaret edelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Canım benim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Böyle değişik bir şey istedik. Nereden esti böyle?
İnanmıyorum size. Kanal D'ye canlı canlı piyano evet. başında. Sen Orçun Saygın. Çok teşekkür ediyorum valla. Böyle değişik bir şey yapacağız bakalım. Ne güzel bir sürpriz oldu. Evet. Şahane. Çalalım. Ses Orçun Saygın piyanoda. Teşekkür ediyorum. Nakarat girelim sadece. Hoş geldiniz. Sanat müziğinin şeyine. Teşekkür ederim. Böyle sağ olun. Daha giremedim. Ha, tamam. Şurayı iyi mi şöyle? Döve döve çalıştırıyormuşum bunları ben. Aktın ırmak seli gibi. Estin bahar yeli gibi. Seni nasıl sevdiğimi inan sana anlatamam. Aktın ırmak seli gibi. Estin bahar yeli gibi. Seni nasıl sevdiğimi inan sana anlatamam. İnan sana anlatamam. Evet, siz de hocam. Bir daha söyleyebilirsin. Bir daha söyleyeyim. Bir daha söyle diyor bak. Aktın ırmak seli gibi. Estin bahar yeli gibi. Seni nasıl sevdiğimi inan sana anlatamam. Kanal D ailesine tabii mikrofon alıştık. Mikrofon burada. Böyle. İlk kez canlı söyledik. Devamı gelecek konserlerde artık görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Yayında yapımda emeği geçen herkese. Orçun Saygın. Evet. Buyurun. Hemen sizin için bir tane, özellikle Evrim Hanım için okuyacağım. Ah. Al ömrümü, koy ömrümün üstüne. Çok severim ben onu. Ay, Allah rahmet eylesin. Kıvırcık Ali'yi de anmış olalım. Onu anmış olalım. Rahmetle alıyoruz inşallah. Sen ben gelsin.
başım üstüne. Bize ağlattın Orçun. Duygu işte, duygusal insanlarız. Senden gelsin. Varım başım. Ya biz buraya gülmeye geldik. Hakikaten. Ha? Şşş, bir şey diyeceğim. Ağlattın. Biz gülmeye geldik, sen bizi ağlattın. Bakar mısın halimize? Bak bana sonra deli diyecekler, bir ağlıyor bir gülüyor. Bu aralar çok hassasım ben. Tavukları pişirmişem, hacıya da pazara göndermişem. Çekimli olmasak böyle katıla katıla ağlıyorsun. Ay, burnum kapandı. Vallahi ağladım ya. Ya ağladık işte, baksana. Düzgünü gözyaşı bunlar. Hepimizin bir hikayesi var ya. Ne yapıyoruz herhalde? Bu ne? Tavukla pişmiş. Ben bilmiyorum tavukla pişirmişim. Spontan. Haydi gel Evrim, gidiyoruz. Gel. Gidiyor gidiyoruz. Musun? Kolay gelsin. Ağız vardık. Evrim'i kaçırıyorum. Biz nereye gidiyoruz? Ağlattın bizi. Nereye gideceğimi söylemiyorum ama. Aa. Söylemiyorum. Evet. Oh, gıda, ruhumuzun gıdasını da aldık. Şimdi karnımız acıktı. Ne yaptım sana biliyorsun, söyledim zaten ama önce evet. Sana bir eldiven vereyim. Evet. Çünkü hanım narin. Tabii ki eldiven lazım. Bu arada çiğ tavuk meselesi bayağı dillerde olacak biliyorsun değil mi? Hep öyledir ya. Ben zaten kendimi rezil etmek konusunda üstüme yok. Bakayım bu çiğ, bu da çiğ olmalı, sınıf olabilir. Yok canım, kaç bu güzel. Kaç dakika tuttuk. Bayağı ben kaynamış. Ben eldiven giymiyorum. Kendinden ayrılmış bu. Evet, siz onu biraz olur, şey çekmiş. Yapacak. Ben bunu neyin içine dediğim? Ben sana şunu vereyim bir taneciğim. Şunları da şöyle alalım. Bunları da böyle aldık. Bu arada şöyle bir dipnot. Hani diyorlar ya çiğ hamur, çiğ hamur değil. O aslında sütsüz ve şekersiz bir muhallebi. Hmm. O yüzden kolay yutabiliyorsun. Ben ilkokulda yutmuştum Yozgat'ta yaşıyorken o dönem. Şimdi aradan yıllar geçti, 25-30 yıl. Bakalım deneyeceğim. Bunu da ilk yapalım. Artık boğazımda kalırsa kalmaz da. Ben sana cesaret vereyim yutabilirsem şayet. Bakalım artık o da şey. Hadi çok konuşmayayım şimdi, ben geçeyim. En zorunu da bana kakaladı vallahi. Özüyoruz bak, en zoru ben. Şimdi bu eğer ki top top olursa bu çorba çöp. Şimdi yavaş yavaş, isterseniz yakın çekimde olabilir. Burada gördüğünüz gibi un var. Bir su bardağına aşağı yukarı yakın. Biraz belki az bile olabilir. İki su bardağı suyla ne yapacağız bunu? Özemek ne demek biliyorsun değil mi Evrim? Ne demek? Özüyoruz yani. O ne, hiç duymadım. Çırp çırp, yöresel çırp herhalde. Yani çırpacağız. Özemek. O zaman şimdi bu unu alıyoruz. Bizim yani. Yörede yok. Aa Evrim Hanım, Tuğba Hanım'ın da söylediği gibi o yörede öyle derler. Bacım ne örüyorsun? Hangi memleket kuşum? Ay. İç Anadolu bölgesi çok kullanır. Şimdi biz Buckingham kasabasından olduğum için Ankara'nın Buckingham'ındanım. Ay, ben biliyorsun. Bizim oralarda kullanırım her. Ben de mi otursam acaba? Otur otur. Kaç tane didik diyeceğim ben bundan? Hepsini didiklemeyeceğim herhalde. Hepsini didikleme ya yani. Yazılı mı? Annen mi vallahi verdi? Evet evet, ama aslında çok kolay da işte biraz heyecan yapabiliyorsun normal. Çünkü bunu ilk kez yaptım ben ve çok zor bir şey. Aşkım niye Amerika'yı yeniden keşfediyorsun? Keşke bildiğim bir şey yapsaydım aşkım gibi. Nereden biliyorum efendim, gelin lütfen. Aşkım yapmadı, ben yaptım o makarnayı. Ben de o zaman istiyorum, senden çok güzel görünüyordu. Evet yaparım. Evet. Ama artık girdik bir yola. Bir su bardağı daha koyacağız buna. Sonra çırpacağız efendim. Onu baya baya didikleme iyi oldu mu? Çok. Daha mı? Ha, birazcık didik... daha küçük yapabilirsin. Öyle büyük mi? Olmuş onlar biraz. Tamam, ben bilmiyorum da o yüzden. Söyle bana. Evet şimdi. Uyar beni. Onu inceltiyoruz efendim. Bu arada parıl parıl parlıyoruz. Bakın iki tane. Evet. Şahane kadın parıl parıl parlıyor mutfakta. Ama yutarken bilmiyorum. Benim için belki denersin. Çiğ tavuk yedirdiğine göre. Benim için de denersin Evrim. Taktı çiğ tavuğu. Denemez misin? Hı? Sen bir gün bana gel de ben sana bir çiğ tavuk yedireyim. Açılan hamuru. Kaynattığımız bu tavuk vardı ya, onun üzerine yavaş yavaş kesilmeden yavaş yavaş dökeceğiz. Bir de orada onun öyle açılmasını yapacağız. Sonra sosunu yapıyoruz, tavuğu didiyoruz, bitti. Ve sonra en zoru yutması. Vallahi tüm Yozgatlı hemşerilerime sevgilerimi iletiyorum. Orada güzel bir AVM'de konser vermiştik şahane. Şimdi devamını Yozgat'ta getireceğiz. Mı? Evet. O da benim ilkokul arkadaşım. Tesadüfen böyle böyle bir şeyler Yozgat'ta gelişti. Mıydı? Yok, Ankara'da büyüdüm ama Yozgat'ta otururken dedin mi? Babam memur olduğu için sürekli gezdik yani şeylerde, evet. Şimdi bu bitti Evrimcim, sen de durumlarsa o artık yeter. Çünkü, bu kadar yeter mi? Evet. Hmm,
Vallahi şimdiden canım çekti. Mis gibi de koktu yahu. Vallahi Tuğba Hanım, 10 parmağınızda 10 marifet. Bir yanda un, diğer yanda pul biberli salça kavruluyor. Mutfaktaki koku lezzetinin tahmin bile edemezsiniz. Aman Allah'ım, fıstıklı tatlı da var. Meşhur Yozgatların arabaşı çorbasını yaptı bize. Bunu bir gün önceden yaptınız değil evet, mi efendim? Evet efendim. Şimdi bununla mı, nasıl bir yeniyor bir göster. Ben hiç görmedim bunu nasıl yendiğini. Yutarsam artık bir yanaklarımdan böyle şap şap öpersin. Limonu da çorbaya mı biraz evet, normalde çorbamız da biliyorsun. Bana da çok koymuşsunuz ama. Bakalım evrimciyim. Az bir şey alalım. Biraz ben bunun normalde bu baklava dilimi gibi kesilecekti ama ben biraz farklı bir tasarım yaptım. Çünkü cesaret edemedim büyük olursa nasıl yutarım diye. O yüzden ben birazcık şimdi şu kaşıkla biraz buradan böyle alacağım. Bakayım. İlk denemeyi yapıyoruz. Evet. Yutabileceğiz mi sen? Yutabilecek miyim sence? Bence yuta. Yozgatlısın sen. Yutabilirsin yutarsın diyorsun. Şu kadar bir şey aldık. Aldık böyle çorbamızı. Tavuğundan almayacaksın. Yoksa tavuğunu da yutmak zorunda kalırsın. Böyle bir şey alıyorum. Çiğnemeden yutuluyor. Deneyeyim ben de. Şuradan alayım mı? Evet. Biraz alkış alkış alkış. Biraz alkış, zor alkış, bir şey. Yani biraz gerçekten el becerisi isteyen kıvamı. Şöyle mi koyuyor? Kıvamı. Evet bir tane. Bir dene. Gidecek bence. Hadi bakalım. Gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sana özel. Evrim Akın. Değişik bir çorba varmış. Şifa derler ona, şifa. Öyle mi? Evet, bu neden yapılıyor? Sana. Bu un ve suyla bunu karıştırıyorsun bir gün öncesinden ya da 3-4 saat öncesinden. Böyle güzel bir kıvam elde ediyorsun. Tepsisini de aslında bunu birazcık bir şey yapabilir miyim? Tadına bakabilir, çiğneyebilir miyim? Bu normalde çiğ değil zaten bir tane. Hayır, çiğneyebilir miyim diyor. Çiğneme, çiğnersen midende sıkıntı yaratabiliyor. Aa. Bunun özelliği o. Evet, çiğnemeyin. Öyle duymuştum benden. Duyduğuma göre söylüyorum. Yozgatlar beni aydınlatır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben evinizi, gönlünüzü, sofranızı benim bize açtınız. Çok teşekkür ederim. Başarılar ben diliyorum hemşerim. Çok teşekkür ederim canım benim. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.